Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Gel yetiş. Oğlun ağlıyor baba diye. Saatler olsun. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Eksiklerimiz. Ooo sebzeler. Gelsin sebzeler. Vay vay vay. Bugün neler yapalım iftara? Vallahi seni sevdiğim bir şey aldım. Ne aldın? Menüyü ben belirledim bugün. Taze fasulye. Yeniden hoş geldiniz arkadaşlar. Caner market alışverişini de yapıp gelmiş. Bayağı da bir şeyler almış. Bizim sebzeleri aldığımız marketin ürünleri. Yani beni al diyor böyle. Çok taze oluyor. Hele şu biberlerin, marulların tazeliğine bakın ya. Çilek almış gelmiş böyle bayağı bir. Benim canım taze fasulye istiyordu ne zamandır. İyi etmişin almışın. Evet. O zaman fiyatlarını da söylerim istersen sana. Fiyatlardan da bahsetmiş olalım. Caner'in hatırladıkları varsa eğer. Taze fasulye ne kadardı? 150 lira kilosu. 150 lira. Köy taranası? O 80 lira böyle bir şey. Ne kadar var? Yarım kilo. Çilek ne kadar? 100 lira kilosu. O inmiş. İnmiş. Biraz düşmüş. Salatalık. Bilmiyorum o 40 lira falan galiba. Öyle de. Biber var, köy biberi. Biber 80 lira kilosu. Oo, marul? Marulun tanesi 25 lira. İyi. Roka almış bir tane. Tanesi 5 lira. İyi. Ne güzel ya 5 lira 3 lira olsa ya. Burada havuç var. Onu hatırlamıyorum. Portakal almış. 15 lira onun kilosu. İyi bu da iyi. Elma var. 55 lira. Bak aklımda kalmış şu. Bu da armut. 120 lira kilosu. Oo, armut da pahalıymış. Dolma biber almış. Hatırlamıyorum onu. Kereviz almış. Kerevizin kilosu da 25 liraydı. İyiymiş bak bunlara uygun ya. Yani kış sebzeleri uygun oluyor tabi. Taze fasulye de yazın çıkıyordu değil mi ya? Bildiğim kadarıyla. Valla ben mevsimleri bilmiyorum. Hangi mevsimde ne çıkar falan çok vakıf değilim açıkçası. O yüzden pahalı geldi. Ispanak var. Bu Ispanak da 25 lira evet. Kilosu. Patates almış. 28 lira. Biber almış. İnce biberin biber. Kilosu da 130 liraydı. Oo, çocuklar aynen. Çok seviyorlar kahvaltıda tatlı biber yemeği. Böyle şimdi o zaman hemen yemeğin yapımına başlayayım çünkü biz videomuza geç başladık. O yüzden menüleri de hazırlayalım. Caner'in de şu huyu yok mu arkadaşlar? Şu yanlarda bana komple aldırıyor. Niye kılçık geliyormuş ağzına? O yüzden komple soyuyorum onu. Ama kim öyle yer ki bilmiyorum. Yorumlara yazın. Benim gibi olan var mı? Ya da benim gibi olmayan var mı diyeyim ben. Çünkü öyle yenmiyor. Yanlar komple gidiyor. Bu da uğraştıracak dedim. Ayakta yapamam şimdi mutfakta. Geleyim burada oturayım. Güzel oluyor bu da. Böyle kılçıklı olunca daha hakikaten olmuyor yani. Yani lezzetli olmuyor. Evet lezzetli olmuyor. Bir de bugün Almanya'dan paketimiz geliyor arkadaşlar. Sürpriz olsun. Evet Almanya'dan. Bakalım neler geldi. Mira'ya bir sürü şey var. Aslan'a bir sürü şey var. Almanya'dan mı? Evet. Salih'a sağ olsun. Aylardır konuşuyoruz biz Instagram'da. Salih teyze. Seni çok seven bir abla. Evet. Seni sevdiğin oyuncaklardan almış sana hep Mira. Bizi uzun süredir takip ediyormuş. Bugün Türkiye'ye geliyor. Almanya'dan çocuklar için bir sürü şey getiriyormuş. Ben de merak ediyorum neler var acaba diye. Bakalım göreceğiz hep beraber. Bugün onun da açılışını yaparız. Daha Almanya'dan gelecek bir sürü şey var Caner. Annem daha getirecek. Bir bavul dolusu hem de. Daha diyor alacağım sana diyor ama diyor nasıl getireceğim bilmiyor. Ay, senin bakalım. Fasulyeler gidiyor. Aslan Bey çiğ çiğ yiyor vallahi onları. Yemeklerimi hazırladım. Şimdi afiyetle yiyeceğiz inşallah arkadaşlar. Ben taze fasulye pişirirken böyle yanına bütün patates de atıyorum. Caner çok seviyor içinde. Ama ben kendime koymadım. Böyle yemeğimiz. Bir de çorbamız var. İrikli kemikli mercimek çorbası da yapmıştım. Yaşasın. 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 Ne geliyor? Sürpriz geliyor. Sürpriz geliyor. Tadam. Almanya'dan bir bavul dolusu hediye arkadaşlar. Şimdi beraber bir hediye açılımını da yapalım. Bir tane kaptı bile Mira. Ya Salih ablamız sağ olsun. Akşam geldi bu aslında ama çocuklar uyuyorlardı. O yüzden şimdi görsünler istedim. Evet gelin bakalım.
Hadi açalım şimdi. Ay bir sürü çikolatalardan göndermiş böyle. Bu çikolata herhalde Almanya'da çok meşhur. Hani Almanya'dan kim gelirse gelsin, arkadaşımız, anneannem gelsin, dayım gelsin hep bu çikolatayı getiriyor. Bir sürü ya. Tamam açacağız, daha neler var. Ay sucuk bile koymuş içine ya. Kesenize bereket. Gerçekten o kadar duygulandım ki. Şöyle. Yani içinde yok yok gibi böyle. Bir tane daha çikolata. Merci. Evet bu da çok Almanya'da meşhur galiba. Size de oyuncak vardı bu arada. Evet dur. Bakın tatam. Aslan. Aslan bak sana ne geldi. Ne bu? Tahmin seti. Çikolatayı bıraktı direkt yalnız. Sana ne gelecek bak şimdi bak. Bak. Miralinda bak. Bu ne olabilir? Şöyle bir kıyı alalım çantayı. Aman Allah'ım. Şöyle göstereyim. Bak içinde neler neler var Miralinda. Bak. Peppa Pink kedi geldi. Çok istiyordum Miralinda. Ay vallahi hani şey dedim, hatta kendisine söyledim. Hani gerçekten annem olsa gurbetten gelen bir annem gibi hissettim. Gerçekten hani böyle her şeyi düşünmüş. Yani elinden geldiğince hem çocuklarım sevindi hem ben çok sevindim. Peppa Pig diyelim Mira, bak. Evet, böyle oynayacağız tamam mı? O sandalyeleri, her şeyi var. Masaları bile var bak. Yemek masaları. Hadi alın oynayın onlarla. Bu sucukları da Caner'e göndermiş. Caner biliyorsunuz mangalı çok seviyor. Artık yazlıkta ilk mangalımızı yaktığımızda bu sucukları da kullanmak nasip olur. Aa oğlum senin de oyuncağın çok güzel ya. Anne bak çocuk. Bak. Vallahi çok güzel düşünmüş. Şimdi devam edelim. Şurada neler var? Bunlar ne acaba? Almanca yazıyor. Anlamıyorum da ama çeviririz artık. Deterjan Lenor gibi bir şey herhalde. Lenor diyor. Herhalde deterjan bu. 34 tane varmış içinde. Mis gibi de kokuyor. Aa böyle bak. Şekerlerden. Aa, maskara. Bu ne acaba Caner? Anneme atalım da çevirsin bari bize Türkçesini. Sonra burada minik minik parfümler var. Şöyle. Yine bir şeker. Yine bir maskara. Bu ne acaba? Bir de şöyle bir şey var. Ondan sonra devam ediyoruz. Aa defterler. Artık güzel güzel planlar yaparız Caner. Böyle defter göndermiş. Bu çay herhalde. Şöyle bir tane çayımız var. Yine bir bant çıktı böyle. Yani Scotch Brite olmasaydı olmazdı. Hadi bunu yazdığın ilk temizliğinde kullanırız. Bana şöyle bir etek göndermiş ya. Kıyamam deri bir etek. Şu şekilde. Mira da bir yandan bakıyor daha neler çıkıyor bavuldan diye. Aha Caner bak bir tane daha sucuk. Şöyle dilimli. Aa, minik defterlerden de göndermiş ya. Aa, hem de bir sürü. Bir sürü böyle renkli renkli defterler var. Bir tane de böyle kınurun. Bu galiba Caner salatalar için bir baharat galiba. Bir de böyle bir şey göndermiş. Ay Allah razı olsun gerçekten o kadar mutlu oldum ki. Yani böyle düşünmesi bile yetiyor aslında insanın ama hem ben mutlu oldum Caner ben hem de çocuklar çok mutlu oldu. İyi ki böyle insanlar var ve hep var olsunlar inşallah. Bu şekilde Salih ablamıza da çok teşekkür ederiz. Hadi bakalım bugün bunlarla oynuyoruz. Miralinda kurmuş bir oyun. Düzene yazdı Miralinda. Baksanıza. Oo, bakın Miralinda başladı bile oynamaya. Ne güzel bir şey Mira. Ha buraya bastıkça konuşuyor böyle. Arkadaşlar Caner yazlığa gitti. Aslında bir anda esti kafasını. Ha dedi ben bugün yazlığa gideyim. Orada birkaç işler vardı. Onları bugün ustalar gelmeden önce bir halledeyim dedi. Ben de dedim tamam git. Ben de çocuklarla evde kaldım böyle. Lego oynuyoruz şimdi. Evde koşturmacalar oynadık. Neler neler değil mi annem? Yemeğimizi yedik. Üstümüzü değiştirdik.
Şimdi Caner'in aramasını bekliyorum. Evin önüne taş alacak arkadaşlar. Böyle orada fark etmişsinizdir. Bizim yolda böyle minik minik taşlardan var. Yolu onlardan dökeceğiz ki evin içine kum gelmesin diye. Yoksa gerçekten şu anda kum orası. Çünkü biraz böyle kürekle ustalar temizlemişti ya molozları. Hep taşlar kaybolmuştu. Bu defa dışarıdan eve geldiğimizde veranda sadece kum oluyor. Onu engellemek için de taş dökeceğiz. O yüzden onu işte sipariş etmiş, gelecekmiş o da. Ne oldu, sinirlendin mi? Ne oldu? Oldu, çok güzel oldu. Mira'nınki de güzel oldu. Güzel. Mira sen ne yapıyorsun? Dinozorumu tamir ettim. Ay Allah'ım, Mira da dinozor yapıyormuş. Öyle işte, size de bir haber vereyim dedim. Benim oğlan çok sinirli, bir şey yapamadığında böyle savurur her yere. Sarı damarın mı tuttu gene senin? He bakayım. Şu dile bak hele. Oo Caner Bey, çalışıyor mu Caner Bey? Bak Mira baba ne yapıyor bak. Çalışıyorum. Nasıl, yetecek mi onlar? Buralar topraktı ya. Evet. Taş koydum çamur olmasın diye. Yetecek mi o kadarla? Yeter yeter. Baksana şuraya bir sürü var. Tırmık yok, dağıtamayacaksın. Sandalyelerin de geldi. He göster bakayım. Sandalyeleri de bugün aldılar. Daha önce alacaktık biz de. Hallettiler onu da. Göster bakayım. Bak bak kızcaya bak. Bak babasını gördü ya, bak nasıl geldi yanıma. Aman aşkım dikkat et. Tatam. Çok güzel. Oturayım, otur diyor dayı. Aman ha. Nasıl? Güzel güzel. Sana kolay gelsin, size kolay gelsin o zaman. Tamam hadi sağ ol, görüşürüz. Evet arkadaşlar, saatler bayağı bir ilerledi. Ben çocukların ikisini de yıkadım, pakladım. Artık uyku saatleri. Aslanın sütünü hazırladık. Bakın pıtır 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 nereye gidiyor? Odasına gidiyor yavrum benim. Sütü de şöyle hazır. Hadi bakalım yatalım artık aslan. Geldik odamıza. Yattık mı? Gün erken başladığımız için çocuklarla artık 7'de uykuları gelmiş oluyor. Yıkadım onları, tertemiz oldular. Artık uyku saati çok eskiden de beni izleyenler bilirler. Saat 7'de, 7.30'da ben çocukları hep yatırır, uyuturum. Bize de artık vakit kalmış oluyor Caner'le beraber. Bu arada Caner gelmedi hala. Baba gelmedi. Ya. Herkese yeni bir günden yeniden merhaba arkadaşlar. Videomuzu bitiremedim. Hadi dedim bugün de yine beraber olalım. Dikkat et, iyi misin? Evet, çocukların çamaşırları vardı. Onları toplayacağım. Ver bana. Bugün aynı zamanda yazlık için temizlik ürünleri almaya gideceğiz. Çünkü vakit geldi artık, heyecan doğurup da iyice. Yaklaşık birkaç gün sonra evin temizliğine başlayacağız biz. Büyük ihtimalle Caner de bir sonraki videoda mutfağımız tamamen bitmiş olur değil mi Caner? İnşallah. İnşallah. Eğer bir aksilik olmazsa. Ha, telefon geldi, aman Allah'ım, iyi haberler olsun inşallah. İşte villada alayım diyorum. Yine eski usul villadalardan alacağım. Süpürge alacağım. Sonra böyle suyu çekebilmek için çekçekler oluyor. Onlardan alacağım. Yani birkaç bir şey alacağız. Temizlik bezi alırız. Anne bak, ben kendime araba yaptım. Yerim ben seni. Aslan uyuyor şimdi. Öğle uykusunda o. Bak işte. Yani ben ne zaman uyuyor bu çocuk desem çocuk uyanıyor. Nazara geliyor ya. Vallahi bak. Çocukların uykuları nazara gelirmiş diyorsunuz. Doğru galiba. Dememle beraber çocuk uyandı. Ben de bir hazırlanacağım, edeceğim. Çöp kovamız yoktu. Hem buraya hem oraya bir çöp kovası alacağız. Yani öyle. Bugün dışarıdayız bakalım. Caner de dün biraz geç geldi arkadaşlar. Artık ben çocukları uyutmuştum. Caner geldi. Hoş geldin aslan. Ay. Ay ay ay. Gel buraya gel. Merhaba. Merhaba demek ister misin? Uyku sensin mi? Evden çıkış yapıldı. Ay havanın güzelliği yine. Maşallah maşallah. Canan tut çocukları da. Dikkat et kızım.
Şimdi temizlik malzemelerimizi almak için evden çıktık. Oradan da babamıza gideceğiz. Ne yapacağız bugün menüde? Kuru fasulye istiyormuş. Kuru fasulye, tamam. Hallederiz. Pilav yaparız yani. Yaparız bakalım. Biz geldik arkadaşlar. Bakın saksılar hep çıkmış. Böyle saksılar da var. Hani diyordum ya, demin oraya renkli renkli asarım diye. Ama bunlar gri böyle. Şunlardan renkli olsaydı canlı canlı alırdım. Böyle var ama bunlar da asılmıyor. Mangallar da var burada. Fiyatları da ama bu çok şey emanet duruyor. 400 liraymış. Şurada bir tane daha gördüm. Böyle demir askılar var. Mangalı bana alıver ya. Bunu mu? 1200 lira. Ben sana daha güzelini alırım aşkım internetten. Bak bu 1000 lira. Çok güzel. Çok da uygun fiyatı. Hamak var. Şu süpürgeler işime yaramaz herhalde. Normal fırçalı böyle saplı süpürge alırım. Yalnız bir şey diyeyim mi? Ben bayağıdır buraya gelmiyordum ama o kadar güzel olmuş ki burası. Şunlar şöyle duvara böyle çakıyorsunuz ve içine sarkıt çiçek. Ne kadar güzel. Bunlar böyle ne kadar? 150 liraymış. Şunlar da var. Böyle minikleri de var. Asıl olaya gelin. Bizim verandaya giriş kısmı var ya, evin giriş kısmı, hani ay şeklinde geliyor. Onun hemen altı bizim beton kaldı. Biz oraya fayans istemedik. Bakayım. Çok tatlı or böcekleri. Şunlardan alıp yapıştıracağız arkadaşlar. Bakın çok güzel olur. Böyle burada çeşit çeşit de var. Bayağı bir alalım böyle. Caner bak böyle de var. Ha, ne kadar güzel. Karışık olarak al. Karışık alalım. Biz normalde beyaz taş alacaktık oraya ama bunları gördüm. Dedim bunlar çok tatlı olur böyle. Ha, kimle yapıştıracağız oraya? Evet. Vallahi. Böyle. Yazlık olduğu belli olsun. Bak şunlardan da var. Al 10 tane al. Vallahi şunlar 35 lira. Bunlar da 10 lira galiba. Bakayım annem, bakayım yavrum. Or böceğim benim. Burada ne kadar güzel şeyler var. Benim en sevdiğim. Bir de öyle güzel ses çıkarıyor ki. Bakın şimdi. Bak. Tam kapıya bunu asacaksın Caner. Her kapı açılışında evet güzel ses çıkarır. Bir gezelim de en son bu tarafa geliriz. Artık başlıyoruz. Şimdi temizlik katına geldik. Burada sırf böyle plastik ürünler var. Temizlik ürünler var. Şundan hemen bir tane alalım. En gerekli şey, evet. Bunu alıyoruz. Sapı bu arada ayrı satılıyormuş. 65 lirada bir fiyatı var. Ne anneciğim? Vallahi bu da ihtiyaç olur yazlığa. Efendim Caner? Babanızın yanına gidelim bakalım. Bak siyah sapı. Tamam takım oldu o da. Evet. Güzel. Uydu. Tamamdır. Kova alalım böyle Caner. Şöyle minik kovalardan alalım. Değil mi? Lazım olur. Böyle temizlik yapacağımda falan kovanın içine su doldururum. Böyle en uygunundan al ya. Hiç fark etmez. 85 lira bunlar. Burada çöp kovası da alacağız. Şunlar aslında bak uygun fiyatlı. O bizim şeye sığar mı dolabın içine? Bilmiyorum. Sanki ama bir yandaki sığar gibi. Evet o daha iyi. Hem de iyiymiş fiyatı. 180 lira. Ben şurada gördüm 300 liraya. Şunlar 300'müş. Bu daha iyi olur. Hem bizim dolabın içinde kalıyor. Şunlar daha güzel ya. Onu yazlığa alalım. Bunu bizim eve alalım. Yazlığa en güzeli. Bir tane de kova alacağım. Şunlar var. 60 lira ama bayağı da bir büyük geldi gözüme Caner. Şunlardan mı alsak? Hem böyle şeffaf. Bunlar da 85 liraymış. Şundan bir tane alalım. Güzel 8 litrelik. Hem çok da yer kaplamaz. Villa'dayı da yine klasik alacağım. Benim evdeki gibi. Burada renkleri var, çeşitleri var. Şunu ben beğendim. Bir de buna bir sap alalım. Onlar da yine ayrı ayrı oluyor çünkü. Şöyle ahşaplar da var. Ahşaplar da 45 liraymış. En güzeli bunlar oluyor. Daha böyle sağlam oluyor. Bir de sap aldık mı tamam. Hadi artık çıkalım. Gidelim mi? Durmuyor bunlar. Durmuyorlar değil mi İrem? Annem. Dedeye gideceğiz daha, dedeye. İki sarı kavuştu. Evet. Büyük dayı. Sarı olmaz, sarı olmaz derken bir tam sarı olmuş. Sen de benziyor saç renkleri dayı. Benziyor. Bak yavruma da çok özledim yavrumu. Çok özledim çocuklarımı ben. Dedeciklerim, pamucuklarım benim. Şükür yarabbim kavuştular. Ne oldu? Ne kavga ediyorsunuz gene? Kaynamasıyla kavga ediyorlar bak. Bak bakalım al çekmecelere.
Vallahi ya, alırım, yok. Alırım. Ne pirincin var, ne kuru fasulyen var. Ha varmış, tamam. Buldum. Tamam varmış. Mutfağa girdim ben de şimdi. Hemen bir pilav koydum. Sonra kuru fasulyeyi kaynatıyorum. Bir de yanına salata yapacağım. Marulları da çıkardım şöyle. Çocuklar da bahçedeler. Bu Ramazan'da sen kendini geliştirdin bayağı yemek konusunda. Boğaz ne? Bak, kuru fasulyeyi aldım. Bitti mi? Pilav hazır. Salata da hazır. Böyle. Şipşak oldu bu menüde. Eline sağlık. Evet, kuru fasulyenin pişmesini bekliyorum. Babama 3 günlük yemek yapmış herhalde. Evet, dedi ki babam düdük diye koyma dedi. Bu pişmiş bir işte kolay olan bir kuru fasulyeymiş. O yüzden tencerede yaptım. Zaten anneminkini kullanamazdım herhalde düdüklüsünü. Bakın pişmesini bekliyorum. Böyle elliyorum ama diri diri daha duruyorlar. Artık sizlere de burada veda edeyim arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone olup videomuzu da beğenirseniz çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.